öyle şey söylüyorsun ki herkes birbirinin boğazına sarılmış şu anda Orta Doğu'da. Kiminle oturup konuşacaksın? Ben de o zaman şunu hatırlatıyorum. Erbakan Hoca D8'leri kurmak için yola çıktığı zaman 8 ülke. Nijerya ile bizim aramızda bir problem yoktu ama diplomatik münasebet de yoktu. Mısır'la İran'ın arasında diplomatik münasebet yoktu. Pakistan'la Bangladeş arasında da diplomatik münasebet yoktu. Çünkü bölünmüşler. Ama bu 8 ülkenin devlet başkanını bir araya getirmeyi başardı. Biz onun için bir laf söyleriz. Erbakan hocamızın lafıdır. Bu inanç tekeden süt çıkarır. Bunu herkes yapamaz. Yani olmaz zannedilen... Ya da ben şöyle diyorum, iğne deliğinden urgan geçirmek. Evet, olur tabii, o da olur. Bu yapılabilir. Kararlı olursanız, azimli olursanız ve inandırıcı olursanız tabii. Tekebbür de olmaz. Yani buraya gidip biz onlara, biz sizin abiniziz derseniz kimse bizim yüzümüze bakmaz. Ama gelin şu problemi beraber çözelim derseniz ben eminim ki herkes koşar. Ben size günün bomba haberini vereyim mi? Evet. Profesör Yalçın Küçük oyunu size verecekmiş. Evet. O. Evet, teşekkür ederim. Evet. Evet, çok bu beni memnun etti. Şundan dolayı. Tabii, hakikaten tabii. Çok farklı kesimler. Sizi çünkü çok iktidar için mücadele eden bir siyasi evet. Lider olarak değerlendiriyor. Efendim şimdi hakikaten Türkiye'de bugün birbirleriyle çekişme içinde olan bir sürü entelektüel insan var. Herkes bir kampın elemanı gibi gözüküyor. Ama oturup da konuşulsa belki söylediklerinin en az %60-70'inde hemfikir oldular. Yeter ki başka bir etki altında kalmadan düşünüyor olsunlar. Tefekkür ayrı bir iştir. Onun için ve ülkeyi de ileriye mütefekkirler götürür. Onların fikirleri, onların düşünceleri insanlara şevk verir, heyecan verir, ümit verir. Bu tip meselelerde Yalçın Küçük Bey belki şimdiye kadar bizimle çok farklı mecralarda yürüyen bir insan gibi gözüküyor ama bu geldiği nokta hakikaten bizi de müteşekkir kıldı. Tabii Türkiye'nin zenginliği. Tabii. Efendim siz programın başından beri kutuplaşmanın tehlikelerinden söz ediyorsunuz. Hoşgörüden, istişareden, liyakattan ve Türkiye'nin aydınlık yarınları için farklı düşünceye sahip insanların bir araya gelmelerinden, üretimden bahsediyorsunuz ve başka hepimizin özlediği bir Türkiye'yi vaat ediyorsunuz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı millet kıraathanelerinden söz ediyor. Şimdi bunu bu çerçeve içinde mi değerlendirmek gerekir yoksa kutuplaşmanın ayrı bir mekanı olarak mı tasavvur ediyor diye de insanın zihnine bir soru takılmıyor değil. Evet, evet. Tabii Uğur Bey şimdi kıraathaneleri de millet kıraathaneleri, cumhur kıraathanesi, ittifak kıraathanesi gibi ayırmak da doğru değil. Bazı yerlerde bunlar meydana geliyor. Aslında kıraathanelerde normalde farklı kanaatte de olsa insanların, aynı bölgede yaşayan insanların bir araya gelip her konuyu rahatlıkla müzakere edebilmeleri icap eder. Ama belli bir noktada kemikleşmişse siz orada bir fikrin müzakeresini yapamazsınız. Sadece. Bir de şu var efendim, bu kutuplaşma sürecinde kutuplaşmanın had safhaya çıktığı ve hala seçim propagandasında oyları konsolide edebilmek için kutuplaştırma gayretlerinin süre geldiği bir ortamda buralar gidenler ve gitmeyenler diye bir fişlenme ortamı şeklinde değerlendirilmez mi? Tabii değerlendiriliyor da endişe meydana getiriyor işte bu. Sizin biraz önce söylediğiniz bir husus vardı. Yani ben de dile getirdim. İnsanlar hakikaten meydanlara giderken devlet dairelerine görev veriliyor. Şu kadar adam götüreceksiniz. Fotoğraflarına bakacağız gibi. Bu akıl alır bir iş değil. Arkasından da fotoğraflar çekeceksiniz dönüyor. Onun arkasından biraz daha ileriye gidiliyor. Yani kaç kişi imza verdi? Bunları bir tetkik etmemiz lazım. Bu resmen tehdittir. Başka türlü anlaşılması mümkün değil bunu. Ve bunu eğer yani bir parti genel başkanı yapıyorsa vay geldi halimize.
Onun için insanlar bir takım fikirlerini dile getirmekten, bir takım konularda kararlarını belirtmekten kaçınıyorlar. Onun için işte bu bir dip dalga meydana getiriyor. Giderek de bu dip dalga büyüyor benim kanaatim. Sırf yaptıkları bu yanlışlıklardan dolayı oluyor. Yani kendi hazırladıkları bir planın altında kalacaklar. Çünkü insanlar şeydir, yani genelde tarafkir bile olsalar bazı noktalarda ya bu kadar da olmaz der insan. Bu kadar da olmaz dedirecek noktaya geldiği zaman işte o zaman tsunami olur. Biraz önce söyledikleri gibi dip dalga o zaman deniz yüzüne çıkar. Efendim, sizin bu programa katılacağınızı açıkladığımız andan itibaren zaten troll tabir edilen grupların bizim programa olan teveccühleri öteden beri vardır. ama bu misliyle arttı. Evet. Misliyle arttı. Ve bugün dikkat ediyorum, siz arkadaşlarınıza, sosyal medyada faaliyet gösteren destekçilerinize aman seviyeyi düşürmeyin, hakaretlere, kötü laflara aynı şekilde cevap vermeyin. Siz nezih olun. Esprili cevaplar evet. verebilirsiniz diye telkinlerde bulunurken bunlar da yani troll kesiminde küfür dozu artıyor, hakaret dozu artıyor. İnsanın aklına ister istemez şöyle bir soru geliyor. Acaba o cenahta bunlara dur diyecek aklı selim sahibi itidalini yitirmemiş, yani kontrolden çıkmış, bu kelimeleri kullanırken çok üzülerek ifade evet, ediyorum. Maalesef. Durumu engelleyecek beyinler yok mu? Evet, mutlaka kanaatime göre vardır. Olması da icap eder. Ben bu kesimi iki ayrı kategoride değerlendiriyorum. Şöyle bir kanaat var insanlarda. Yani bir ücret alarak küfretmeyi meslek haline getirmişler var. Onlara kimsenin bir şey yapması mümkün değil. Çünkü bunun için, hakaret etmek için ücret alıyorlar. Ama ve böyle bu, bir iş ihdas edilir mi? Maalesef. Yani bu yanlış da yanlış. Ama bu çok yaygın bir kanaat. Bunu düzeltmeleri icap eder. Ha, bir de kendi kanaatleri, çok güçlü bir kanaatleri var. Onlar tatmin olmadıkları zaman tepki gösteriyorlar. Bunlarla oturup belki konuşulabilir. Ama öbür tarafla adam yani hakaret etmeyi bir vazife alıyor. Onun karşılığında da bir ücret alıyorsa ne yapacaksınız? Ücret verene yapma bunu ya demeniz icap eder. Kim veriyorsa, eğer veriliyorsa. Tabii bu üzücü bir şey. Peki efendim, bu dilin, bu yöntemin kimseye bir yararı olabilir mi? Tam tersine. Bir defa, tam tersi. Kendilerine zararı var. Buna inanıyorum. Çünkü ben şuna şahit oldum. Yani şahsımla ilgili, benimle ilgili birçok iftiralar, şunlar bunlar yapıldı. Ben bir kısmına, bir iki tanesine sadece telefon açtım. Dedim ki bak, beni siz tanırsınız. Bu söylediklerinizin doğru olmadığını da siz bilirsiniz. Eğer siz Allah'a inanıyorsanız, bak ben bu dünyada bir şey yapamam ama öbür tarafta hesabını sorarım. Ben bundan vazgeçmem. Çünkü bile bile yalan söylemek, bile bile hakaret etmek bu affedilir bir şey değil. Ha, öbür tarafta da hakikaten işte bir kendine göre gaza gelip bir şeyler söyleyenler var. Onlara da yapacak bir şeyimiz yok. Sadece onları itidale davet ediyoruz. Onların bu noktaya gelmeleri çok farklı bir sebepten. Yani adeta Erbakan hocamız hatırlarsanız bu kesimi tarif ederken büyülenmiş, efsunlanmış tabirini kullanırdı. Çünkü siz hakikaten büyülenmek demek dışarıdan başka bir telkine açık olmamak demek. Ama aşkın gözü kör olur derler. Eğer bir şahsa, bir zümreye karşı müthiş bir sevgi başka tarafa karşı sizde kin duyguları beslemenize sebep oluyorsa bunun çaresi yok. Uğur Bey, maalesef. Ama ben İtibar etmiyorum. Hiç okumuyorum, dikkate almıyorum. Bazen gözüme çarpan bir şeyler olabiliyor ama
Çünkü onlarla uğraşarak Türkiye'nin meselelerini çözmek mümkün değil. Bizim derdimiz biraz daha farklı. Ben buradan da eğer seyredenler varsa onlara da söylediğimiz, bana tepki gösterenlere de söylediğim, ya sadece benim söylediklerimi dinliyorsanız, söylediklerimle ilgili itirazlarınız varsa ben her zaman sizi dinlemeye hazırım. Ama siz benim söylediklerimi dinlemeden sadece saldırıyorsanız, o zaman da size karşı yapacak hiçbir şeyim yok. Çok doğru. Maalesef. Çok doğru. Konfüçyüs'ün dediği gibi kötü düşünen kötüdür. Doğru. Ya onu ben öyle diyorum. Yani sadece söz, herkes zanneder ki birisi başka birisine bir hakaret ifade eden söz kullanırsa karşıdakini tarif ediyor. Yok. Söz ağzından çıkan insanı tarif eder. Neyi söylüyorsanız siz osunuz aslında. Şimdi tabii.